Tecin Tera ve Doğan'a karşı yasal mücadelesinde yeni karar. Bakacağız. Neymiş bu, ne değilmiş. Yeni karar vesaire duruma ilişkin konuşmaya çalışacağız. Terraform Labs kurucusu Doğan, ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu kendisine ve şirketine karşı yasal işlem başlatmasıyla yeni bir hukuk sürecine girdi. New York'un güney bölgesinde görev yapan Yargıç Rakoff ise duruşma öncesinde gizlilik gerektiren bir koruma emri imzaladı diyor. Şimdi bu noktada gizli bir şekilde ilerleyecek. İlk olarak şunu bilmek lazım. Buradaki mesele zaten 2022'nin yaklaşık Haziran'ına Temmuz'una kadar uzanmaktadır. Yakın zaman içerisinde Ripple davayı kazandıktan sonra Terraform Labs'ta bastırmıştı dava üzerinde ama bu etkili olmadı. Yani Yargıç Rakoff Ripple davasındaki kararların Terra üzerinde bu davada etkili olmayacağını, herhangi bir şekilde etkin olmayacağını açıkladı. Çünkü Ripple kararını veren yargıçla aynı düşünmüyordu kendisi. Eğer emsal teşkil etseydi, edebilseydi bu noktada muhtemelen Terra'nın acısı çok daha erken son bulacaktı gibi gözüküyor. Çünkü ikisi arasında tabii ciddi bağlantılar var. Bu noktada çeşitli Ripple'ın çeşitli satışlarının XRP üzerinde yatırım sözleşmesi kapsamına girmemesi, hatta büyük çoğunluğunun karşımıza geldiği için bu noktada gerçekten de Terra yırtabilirdi. Eğer o şekilde olsaydı direkt olarak Terra'nın yapmış olduğu birincil satışlar sadece yatırım sözleşmesi kapsamına girecekti. Bu aslında Duvon'u da kurtaracaktı. Tabii şu an bu şekilde olmasa bile bir gün bu şekilde olacak. Aslında yatırımcı için önemli olan konulardan bir tanesi de bu. Gelecek olan 2024 sonundaki yasayla birlikte muhtemeldir ki Yargıç Torres'in vermiş olduğu kararlar yasalaşacak gibi gözüküyor. Hal böyle olunca iş yine bu noktaya çıkacaktır. Yani Lunch, Luna ve USDC gibi bu coinlerin birer emtia olarak sınıflandırılması karşımıza gelecek ve haliyle davada Terra kazanacak. Bu tabii Duvon'un yani çok bir işine şöyle yarar muhakkak zaten yarayacaktır. Fakat Duvon'un işine şu şekilde yarar. Sonuç itibariyle Duvon birincil satışlardan kaynaklı olarak muhakkakiyetle problem yaşayacaktır. Diğerlerinde yaşamayacaktır ama ve bu noktada yine de her şeye rağmen satışlardan kaynaklı olarak sıkıntı yaşar. Onun da tekrar altını çizelim. Tamam. Ama şeyi düşünecek olursak biz eğer burada Terra'yı düşünecek olursak yani daha doğrusu Luna yahut USDC gibi buradaki kripto paraları düşünecek olursak eğer devamında bunların emtia olarak sayılması bunları kurtaracaktır. Secir radarından çıkıp yeniden çeşitli borsalarda işlem görebilmesine, işlem görmesine olanak tanıyacaktır. Bunu da bu şekilde özetlemiş olalım. O yüzden buradaki alınan karar muhtemelen günün birinde, daha doğrusu alınamayan karar, Ripple'da alınan karar, Terra coinleri üzerine de etki edecek olup Terra coinlerini kurtarır diye düşünüyorum. Bakalım. Bu emir sayesinde davada açıklanmayan mali ayrıntılar, şirket mülkiyet detayları, iş planları, ürün bilgileri, ihbarcı kimlikleri ve yazılım ayrıntıları gibi birçok hassas bilgi gizli tutulabilecek. Gizlilik kurallarına göre tüm materyaller, savunmalar ve talepler mahkemeye mühürlü olarak sunulacak diyor. Bu tabii aynı zamanda bizim de konuya Fransız kalacağımız anlamına geliyor. Siz de buradan anlayabilirsiniz. O yüzden davanın işleyişine dair noktada çok bir haberimiz olmayacak. Yani olayı dışarı kapatıyorlar. Bu şeyin isteğiydi. Nedir o?
Yani Tera tarafının isteğiydi. Bunu şey istemedi. Sej hatta buna itiraz etti. Ama itirazı geçersiz olup gördüğünüz gibi Tera'nın istediği şekilde olaylar ilerlemiş oldu. Ayrıca diyor, gizlilik kapsamında olan materyaller son ifadeden sonraki 30 gün içinde iade edilecek ya da imha edilecek. Bazı belgelerse kayıt tutma yükümlülükleri nedeniyle Sej tarafından saklanacak diyor. Evet, burada biraz işler karışabilir. Yani şunu istiyoruz, yok bunu verecek misiniz, bunu vermeyecek misiniz, nasıl vermedin? Ya bu bana çok şey gibi geldi. Dava sürecini uzatabilecek bir olay gibi geldi açıkçası. Yani bilemedim. Ama Teran'ın istediği buydu. Diyor ki, bu arada Terraform Labs'ın hukuk ekibi Sej'in açtığı davanın reddini talep etti. Sej'in kayıt dışı menkul kıymetler teklif ettiğini kanıtlayamadığını iddia ettiler diyor. Ya zaten bu düşecektir. Ama Duvon meselesi düşmez. İki şekilde de yani her türlü Terra coin'leri birer emtia olarak sayılması gerekiyor. Ama bunun da yanı sıra, bunun da yanında Duvon'un yaptığı da bir dolandırıcılık. Yani bu Sej'in radarına girsin veya girmesin, Duvon'un yaptığı iş dolandırıcılık. Ha, Terra coin'leri noktasında pozitif haber alınacaktır. Ona kesinlikle eminim. Ama durum böyle. Dolayısıyla şu dakika tutup da Duvon'u ABD'ye iade ederlerse zaten Duvon'un hakkından gelecek adam orada bitmez yani. Duvon'un iadesi davası aynı zamanda Duvon'un ABD ya da Güney Kore iade davası da sonuçsuz kaldı. Bunu yaparlar. Tabii en son bu şekilde bir olay oldu. Şu an için Duvon'un iade edilmemesi noktasında, daha doğrusu iade edilmesi talebi kararı bozuldu ve bu da Duvon'un ABD ya da herhangi bir tarafa, Güney Kore'ye gönderilmemesi olarak karşımıza çıkıyor. Ama eninde sonunda zaten Duvon'u göndermek zorundalar. Yani bu tartışmaya pek açık bir durum bile değil. Çünkü bir yanda ABD var, öte yandan adamın memleketi var. Yani Güney Kore var sonuçta. Bundan kaynaklı olarak da bunu da bilmek gerekiyor. Karadağ Temiz Mahkemesi, Yüksek Mahkemenin Duvon'un iade edilmesine yönelik daha önce verdiği kararı bozdu. Şu an son karar tekrardan Adalet Bakanlığı'nda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.